başardı. Bu maçı da Dark Passage kazanacak olursa skill seçim ve yasaklama ekranına da geçiyoruz. Bu maçı kazanacak olurlarsa 4 Nisan'da yapılacak Volkswagen Arena'daki KMF'de Beşiktaş'ın rakibi olmaya hak kazanacaklar. Bakalım HVA durumu eşitleyebilecek mi, yoksa Dark Passage dediğin gibi KMF biletini cebine koyacak mı? Kalista ve LeBlanc yasaklı, yine HVA şaşırtmıyor bizleri. Dark Passage Lissandra'dan sonra Rex'e yasaklamasında bulundu. Bakalım HVA son olarak ne yasaklayacak acaba? Yine Sejuani yasaklamasını gelecek, yoksa Sion yasaklamasını gelecek? Zor bir seçim. Şu anda HVA bekliyor bu son yasaklamayı yapmak için. Belki Sion yasaklayıp ormana Sejuani alabilirler. Göreceğiz. Sion yasakladılar. Şimdi Elwynn, bakalım bunun karşılığında Sejuani yasaklayacak mı? Evet, Sejuani yasaklaması geldi. Şimdi ilk seçim çok önemli. Cassiopeia açık. Cassiopeia açıkta kaldı bu oyunda. Bakalım seçimini yapacak mı? Rakibi görmeden bu seçimi yapmak isteyeceğini zannetmiyorum yine. Bunu göreceğiz. Tank bir şampiyonlar yukarı koridor alınırsa Cassiopeia alınabilir. Hecarim yine açıkta. Elwynn iki oyun üst üste oynar mı bilmiyorum. Biraz önceki oyunda Heyvan'ın inanılmaz başını derde sokmuştu Hecarim seçimi. Şimdi bakalım hangi seçim mi yapacak Fabulous takımı için. Bekliyoruz. Bana soracak olursan Cassiopeia alması gerekiyor. Hem kendisinin hem risk atının son derece hakim olduğu şampiyonlardan bir tanesi. Yani kötü bir durumda, bir karşı seçim durumunda hemen üst koridora veya orta koridora gönderebilirler. Yine bir Janna tercihi. Yani vazgeçmediler Janna'dan. Yine Janna seçtiler Lelouch için. Bütün maçlarda 4-3 maçın 3'ünde de Janna oynadı. 4. maçta Janna oynayacak Lelouch. Ve Elwynn şimdi Maokai'nin üzerine duruyor. Yukarı koridorda bir Maokai görebiliriz. İlk oyunda Maokai oynamıştı, ikinci oyunda da Maokai oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım dördüncü oyunda Maokai seçiminde bulunacak mı? Crystal, o da düşünüyor şu anda takımı adına ne seçeceğini. Acaba Crystal'dan bir Lee Sin görecek miyiz bugün ya? Crystal'dan Lee Sin olabilir tabii, neden olmasın. Sevdiği şampiyonlardan bir tanesi, hatta en sevdiği şampiyon diyebiliriz belki. Güzel performanslar izlemiştik. Geçtiğimiz kış mevsimi sezonunda. Ve Graves'in üzerine duruyorlar. Polyphenix için bir Graves seçimi gelebilir. Evet, Maokai kilitlendi, Graves de kilitlendi. Ve böylece yukarı koridor şampiyonu belli olmuş oldu Dark Passage'de. Aynı zamanda Polyphenix'te Graves'i de göreceğiz. Bu oyunda yine Lucian seçiminde bulunabilirler belki. Janna Lucian ikilisini kullanmışlardı. İlk iki oyun HVA ekibi. Bakalım bu oyunları kullanacaklar mı? Aynı zamanda orta koridora ne alacaklar onu da merak ediyorum ben. Tamamen şu anda gergin böyle bir savaş öncesi strateji belirleniyor her iki takımdan da. Stomage ve Risk Cutter, bakalım neler alacaklar. Ormanda Jarvan var şu anda benim ilk aklıma gelen önemli seçimlerden. Yine bir Gragas görebiliriz. Gragas görebiliriz yine Stomage'den. Belki ikinci oyunu oynadık ikinci oyunda oynadıkları kompozisyona doğru yönelebilirler. Yalnız Lissandra'ları eksik. Cassiopeia'nın üzerinde duruyorlar ve Jarvan'ın üzerinde duruyorlar. Maokai'yi gördükten sonra Cassiopeia'yı seçmekte belki de bir sakınca görmedi Fabulous. Yani bir de bu maçı kaybederlerse, hani bir önceki maçın telafisi vardı ama bu maçın telafisi yok. O yüzden mutlak galibiyet için oynaması lazım Heyvan, eğer ki KMF şansını devam ettirmek istiyorsa. Dark Passage'a geçecek şimdi seçim sırası. Cassio da geldi. Cassiopeia geldi. Üzerine de Jarvan geldi. Açıkçası yani şu ana kadar Heyvan'ın kurduğu kompozisyon hem kitle kontrolü var hem hasarı yüksek bir kompozisyon ikinci oyunda olduğu gibi, hem de Janna gibi bir seçimleri var yine. Onun zaten Muson'ların özellikle ne kadar önemli olduğunu görmüştük ilk 3 oyunda. Bu arada Naru yine Dino'yu kilitliyor. Şimdi bana soracak olursan riskli tercihi yapan kişi Naru oldu. Naru oldu bu sefer. Jarvan'a karşı böyle bir seçim yaptığınız zaman, yine çok mobil olmayan bir şampiyon seçtiğiniz zaman, sonuçta o afetin içinden çıkabilmesi için yakında bir tane rakip Mio'nun, afetin dışında olan bir rakip birimin olmasını bekleyecek ulti ile çıkabilmek için. O yüzden Naru'ya oynamayı düşünebilir Stomage ve Risk Cutter ikilisi, tabii eğer Risk Cutter Cassiopeia oynayacaksa. Katarina. Bunu görmüştük. Dün bir haftadır görüyoruz. Bir haftadır falan görüyoruz. Diana karşısında Katarina alındığını.
olabilir bu maçta da kilitlenebilir. Özellikle şimdi baktığınız zaman esasında Risk Cutter'ın ultisi, üzerine Storm Edge'den gelecek olan ulti, Katarina takım savaşlarında da çok iyi iş yapabilir. Kurdukları kompozisyonla birlikte. Bakalım Risk Cutter oynayacak mı Katarina'yı? Zeitnot bu arada yine Lucian üzerine duruyor. Ahri'ye çevirdi. Esasında Ahri de fena değil gibi. Yani bana soracak olursan tabii kötü bir tercih değil. Üst koridora böylelikle Cassiopeia'yı gönderecekler. Orta koridorda Ahri olacak. Şu anda bakıyorum bir ormancı seçimi yapacak Dark Passage ekibi. Acaba şunu yaparlar mı? Maka'yı ormana gönderip yukarıya farklı bir şampiyon seçerler mi? Sanki öyle bir... Bayağı üst koridor şampiyonu gösteriyorlar, evet, ama bana soracak olursan... Yani belki yine bir Hecarim. Çok önemli çünkü. Bak, hı-hı, şimdi şöyle bir durum var. Cassiopeia karşısında Maokai'ye ne kadar şans veriyorsun bilmiyorum ama çok kuvvetli bir şampiyon değil. Değil, hayır. Cassiopeia karşısında. O yüzden hani o koridoru tamamen hani kaybetmektense Cassiopeia'yı zorlayacak bir şampiyon belki ormanda biraz daha zorlanmayı tercih edebilir Dark Passage. Böyle bir durumda genelde... Ve evet, ilginç. Irelia geldi. Irelia'yı yukarı koridora gönderecekler mi? Ormana mı? Yok, hayır. Bir anda dedim yani, değil. Orada durunca bir durdum, dedim acaba ormana mı gönderecekler diye. Ne yapayım bize? Yani Maokai'nin şöyle bir dezavantajı var. Mobil değil. Yani hızlı bir şekilde, daha doğrusu rakibin üzerine yapışabilmesi için bayağı yakınına girmesi gerekiyor. Evet. O yüzden... Baskınları yani yeterince, evet, kuvvetli olmayabilir diyorsun. Ya baskın, yani bir şekilde sıçrayla baskın atarsınız ama iş... Takım savaşı başlatmaya gelince Sejani sonuçta Q'suyla içeriye doğru dalar. Ultisiyle bir şekilde rakipleri sersem etmeye çalışır. Maokai'nin aynı şeyi yapabilmesi için çok çok daha yakında olması gerekecek rakiplerine göre. O yüzden böyle bir ilk eşya, belki bir görkemli zafer görebiliriz ondan. Bakalım, enteresan bir mücadele bizleri bekliyor. Takımlar ceplerindeki silahları çıkarmaya devam ediyorlar. Cassiopeia'lar, İlerya'lar yine yukarı koridorda oynanacak. Orta koridorda da Naru bakalım yine o Diana performansını sergileyebilecek mi? Açıkçası şu maçla ilgili şu noktadan sonra çok fazla yorum yapabilmek zor. Çünkü yani takımların sahada neler yapacağını görmek lazım biraz daha. Bu seçimlerden sonra nasıl bir oyun ortaya koyacaklarını izlemek, evet, lazım. Ama HVA'nın kurduğu kompozisyon sanki biraz daha bana bu maç için... İyi daha gibi güven geliyor. Verici, daha güven verici geliyor. Yani Dark Passage özellikle Maokai seçimi ormanda nasıl bir sonuç verecek göreceğiz. Tabii son bu orman eşyası, gelen orman eşyasıyla birlikte tank şampiyonlar ormanda biraz daha rahat ediyorlar. Kampları temizlerken ve daha hızlı orman dönüyorlar. Ama dediğin gibi baskınlarda ne yapacak acaba Maokai? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Günün dördüncü maçı başlıyor. Serinin dördüncü maçı başlıyor. Kırmızı tarafta Dark Passage izleyeceğiz. Ve mavi tarafta ise HVA olacak bu maç boyunca. Yine alışkın olduğumuz bir durumu gördük. Risk Cutter geldi oraya, zinetini kullandı ve böylece ilk hareketler yapılmış oldu. Stomage bu arada bir kahkaha atıyor. Orada çalının içerisinde Fabulous yukarı koridorda duruyor. Ne düşünüyorsun peki Irelia ve Cassiopeia? Erken seviyelerde Cassiopeia'nın. 6 olduktan sonra belki Elwynn hani ultisiyle beraber düşünebilir birebir kovalamayı. Ben açıkçası Elwynn'de ne fullleyeceğini merak ediyorum. Çünkü son zamanlarda bu e-fullleme olayı yine bir popülerleşiyor. Bakalım değişik bir taktik deneyecek mi? Yani yapabileceği şöyle bir şey var tabii ki Irelia'nın. Elwynn bunu tercih etmedi ama Irelia da ormandan başlayabilecek, tabii Doran kılıcıyla ormandan başlayabilecek şampiyonlardan bir tanesi. Hiçbir iksir kullanmadan bir kamp temizleyebiliyorsunuz. Fabulous'un bu arada başı dertte. Oo, ters tarafta yakalanıyor. Bakalım oradan çıkabilecek mi? Fabulous niye böyle bir risk aldı bu oyunun başında? Emin değilim. Ve ilk kan Elwynn'de gidiyor. Çok neden? İlginç. Neden? Gerçekten çok ilginç yani. Ne gereği vardı? Acaba bir koridor değişikliği mi var, ona bakayım mı derken, yoksa... Ama yani orada gerçekten görmüştü Elwynn'di. Görmüşlerdi, evet. Gördü Elwynn'di. Belki de Maokai'nin o fidelerini hani orman kampı çıkmadan önce
kendi üzerine çekebilmek için, Maokai'yi yavaşlatabilmek için böyle bir şey denemiş olabilir. Gerçekten yani ilginç bir karardı ve ilk kanı böylelikle vermiş oldu. Yani şu noktadan sonra yukarı koridor iki kat zor olacak Fabulous için. Yani Elwynn olur da koridoru kaybederse gerçekten yani diyebileceğimiz pek bir şey olmayacak. Çünkü şu anda en çok isteyeceği şey oldu herhalde. Evet. Irelia'nın Cassiopeia'ya karşı koridorda durabilmesi için böyle bir şey gerçekten çok ihtiyacı var. Alt koridoru izliyoruz bu arada. Zeitnot ve Lelouch ikilisi olabildiğince hızlı bir şekilde alt koridoru ittiriyorlar. Rakibin kule altında minyon kaybetmesini sağlamaya çalışıyor HVA ekibi. Bu arada Stormage evet ormanda olduğu için tabii normal canın azalması. Ben bir yandan blink yapınca ne oluyor dedim. Stormage de geriye dönecektir. Belki bir Yampiri yengeci almaya çalışabilir. Zeitnot da alt koridoru ittirmeye devam ediyor. Şu anda orada 5-6 milyonluk bir fark var. Graves ve Zeitnot arasında. Daha doğrusu Holy Phoenix ve Zeitnot arasında. Orta koridora baktığımız zaman orada minyonlar başa baş gidiyor şu an itibariyle. İki taraf için. Alt koridoru tekrardan izliyoruz. Touch'ın ölüm cezaları bakalım bu oyunda da etki olacak mı? Touch 4 maçın 3'ünde bu arada Thresh tercih etti. Bir tanesini en iyi tercih etti sadece. O yaptığı en iyi tercihi de aslında son derece başarılıydı ama o maçı kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam Dark Passage evet, ekibi. Evet o maçı kaybetti. Bu arada orta koridora bir baskın var. Naru'nun üzerine doğru gidiyorlar. Orada Ayartan'ı küçük de tuttu. Şimdi ışınlanma geliyor. Diğer tarafta Maokai geliyor. Heyvat çok kötü bir pozisyonda kaldı. İlk skor geliyor. Ardından Naru hala orada ölmedi. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır gelmiyor. Q'yu ıskaladı orada. Q'yu ıskaladı. Mızrağı ıskaladı. Ve ikinci skorda Elwynn'de gidiyor. Pardon bir tanesi Naru'ya bir tanesi Elwynn'de gidiyor. 2-0-1'e geldi Naru. Heyvat maçın çok başında yine. Birazcık geriye düşüyor. 2000 altın fark bu arada birazcık dediğimde. 5. dakikada. Yani bu durumdan bakalım nasıl geriye dönecek HVA ekibi? Ya da geriye dönmeyi başarabilecek mi? Tabii bu da var. Şimdi de orada Elwynn'in üzerinde yanlış görmüyorsam ben çift güçlendirme var. Bakalım en azından evet, bir tane var Elwynn'in üzerinde güçlendirme. Hı-hı. Biraz önce gördüğüm kadarıyla onu da birazdan belki görebiliriz. Touch'ın üzerine doğru gidiyor Lelouch. Farkında değil tabi orada olduğunun. Açıkçası 5 dakikada 3 skor. Şu andan itibaren mesela Dark Passage'in risk almaya ihtiyacı kalmadı. Bu maçın kontrolünü elinde tutmak için. Çok düz mantık oynayıp. Evet. Direkt ejderlerde takım savaşı kovalayabilirler. Bu yarattıkları altın ve eşya farkıyla beraber. Yani Elwynn evet üzerinde çift güçlendirme var Elwynn'in. Yukarıda Fabulous'un işi çok zor. Orta koridorda risk atır da bu arada bot tercihinden yana kullanmış. Bir tane daha Doran yüzü aldıktan sonra orada da bir eşyalar arasında fark var. İki taraf arasında. Fabulous çok defansif oynamak zorunda kalacak yukarı koridorda. Elwynn karşısında şimdi Maokai geliyor alt koridora doğru. Acaba burada bir pozisyon olacak mı? Naru'dan kaçtı yalnız. Şimdi Stormage geldi. Bu sefer HVA lane'e gelişebilir bu pozisyon. Ama devamını getirmiyorlar. Pozisyonun. Touch dürtme devam ediyor. Bu arada ölüm cezası tutmuyor. Alt koridorda. Yani minyonlarda en azından çok böyle bir fark açılmış değil aslında. Ama harita hakimiyeti şimdilik Dark Passage'in elindeymiş. Bir de ormanda zorlanabilir dediğimiz Maokai 3 asiste başlayınca oyuna. E tabi. Muazzam bir fark yarattı şu anda. Baktığımız zaman Bami'yi de almış. Bami'nin ateşiydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bami'nin közü. Yani onunla birlikte ormanı çok daha rahat dönmeye başlayacak şimdi. Yukarı koridorda bu arada savaş başlıyor. Tabi Fabulous'un zorlanacağını söylemiştik. Elwynn. O bitirdiği pırıltıyla birlikte oradan Fabulous'un üzerine gitti. Bu arada risk atır yine Naru'yu dürtüyor orta koridorda. İki tarafta geri çekiliyor. Crystal şimdi rakip ormana girdi ve Gromp'u alacak, çalacak.
Promage'in ellerinden. Özellikle işte bu Gromp'un hani o çarpı attıktan sonra aldığınız alan etkili hasarla birlikte minyon kampları için, canavar kampları için çok hızlı bir şekilde ittirmeye başlıyorsunuz. Evet. Çok hızlı bir şekilde kampları temizlemeye başlıyorsunuz. Fabulous. Geri döndü koridoruna. Bir tane yakut kristal almış cebine. Tabii Cassiopeia'nın gücü biraz daha oyunun ilerleyen dakikalarında daha da artıyor. O eşyalar bittikçe, biraz daha yetenek gücü arttıkça çok fazla hasar verebilmeye başlıyor. Bir süre boyunca Fabulous'u bayağı bir pasif göreceğiz gibi geliyor bana. Evet, 45 milyona 66 milyon. Yani gerçekten önemli bir fark. Hı-hı. Mevcut şu anda skorda orada. Ki bir de skor farklarını düşünecek olursak. Arka taraftan bu arada Maokai yaklaşıyor. Evet, yani olabildiğince Fabulous'u durdurmak istiyorlar şu anda. Ama tabii onlar bunu yapıyorken... Hayır. Oo, sıçramak zorunda kaldı Zaygnot. Cezası. Zaygnot'un sıçrasını almayı başardı. Ölüm cezaları sanki... Bu arada Elvin üzerine gidiyordu Fabulous orada. Çok yüksek hasar üzerine ultisini kullandı ama yeterli olmuyor. Skor Crystal'da kalıyor. Orta koridorda bu arada bir baskın var. Naru orada da skor Stormage'de kalıyor. Naru düşüyor. Ejder denemesi gelecek mi? Şu anda onu düşünüyorum. Bir şey kovalaması lazım. Ama ne yapacaklar acaba? Acaba Touch bu arada. Lerush'un üzerine oynuyor. Ölüm cezasını tutturdu. Çok yüksek kaldı. Lerush'un üzerine tutuşturdu var. O arada çalının içine giriyor ama yeterli olmuyor. Holy'de ulti var. Ultiyi de attı. Zaytnot'un canı çok az. Oo, bu arada o arka taraflardan Cassiopeia gelmiş. Cassiopeia geldi. Touch'ı almaya başarıyor. Bu Fabulous'u oyuna döndürebilir. Zaytnot kaçabilecek mi? Holy Phoenix kolamaya devam ediyor. Son bir otomatik saldırı. Ya da orada şimdi infazı geldi. Holy Phoenix'in canı çok az. Ve almaya başarıyor. Zaytnot skoru almaya başarıyor. Bu skorlar Hevay oyuna geri döndürebilir. Durum 3'e 5. Ama sanıyorum ki Ejder'i Dark Passage ekibi alacak. Şu anda daha avantajlı pozisyonda gözüküyorlar. Elvind ve orada. Yürüye yürüye Elvind de buraya geliyor. Ve ağır kanını bitirmiş durumda. Çok önde. Ama bak şimdi bu ejderhayı Dark Passage alsa bile HVA bence güzel bir moral motivasyon avantajı kazandı. Kesinlikle. Şimdi en azından bir tane skor aldı Elvind. Bu çok önemli. Bu arada o hortumla çalsaydı bunu bir görmedik de, değil bir zamanında. Bir an ben de çekindim. Bu arada tekrarını izliyoruz. Zaytnot burada son anda ultisini açıyor. Burada herhalde şeyi bekledi diye tahmin ediyorum ben. O kulenin menziline girip birazcık kalkan almayı bekledi. Holy Phoenix'in çekilmesini bekledi. Ya geriye dönseydi infazı atmak için büyük bir ihtimalle Holy Phoenix biraz daha yaklaşıp evet, son bir otomatik saldırı vurabilirdi. Holy Phoenix çekilince hemen infazına başvurdu orada Zaytnot. Zaytnot şimdi alt koridora geliyor. Tekrardan AMK kılıcını ve kazmasını koymuş cebine. Aynı eşyalara sahipler. Holy Phoenix de şu anda alt koridorda. Minyonlara baktığımız zaman 4 minyonluk bir fark var ama çok büyük bir fark değil bu. Zaten oradaki minyon dalgası gelince Zaytnot büyük ihtimalle kapatacak o farkı. Lelouch da geldi alt koridora. Naru orta koridoru ittiriyor. Mavi güçlendirmesi de var. O da moral emekonu neredeyse bitirmiş. Burada Crystal geldi. Hevar şimdi oradan çekilmeye çalışıyor. Zaytnot hemen amansız takibini kullandı. Diğer taraftan Stormage ile yetişmeye çalışıyor. Lelouch ultisini kullandı. Stormage kendisini gösterince DP ekibi geriye çekilmek zorunda kaldı. Güzel bir şekilde uzaklaştılar bu baskından. Ya Touch'ın aslında bu hamlesi, daha doğrusu yani şöyle diyeyim, Touch herhangi bir hamle yapmasa bile. O risk atan üzerine gidiyor. Naru çok yüksek hasar verdi. İşte dayanın. Alabilirdi Naru. Efendim? Alabilirdi Naru. Ultisi var, tutuşturu var. Yani birazcık orada çekingen oynadı. Ya burada dayananın en büyük sıkıntısı bu zaten. Ultisi çok yani hızlı tekrardan geri geldiği için tekrar rakibiniz üzerine giderek dürtebiliyorsunuz. Evet, yani rakibi geri gidince o da rahat bir şekilde orta koridor kulesini alacak. Bu Heva için kötü haber. Hop. Evet. Aldı. Alt koridorda bu arada 3'e 3 bir savaş devam ediyor. Oradaki kuşatmayı sürdürüyor Dark Passage. Öyle olunca Stormage'de uzaklaşamıyor pozisyondan. Bu alandan. Şimdi Diana geliyor yalnız. Orada pembe toteme gidiyor hatta. Pembe totemi alacak. HVA buna cevap veremiyor.
Nuri onu alıp orta koridora geri dönüyor şu anda. Stomaged. Kayıcılara döndü. Evet. Şimdi Nuri'nin şu anda orta koridordan alt koridora gidebileceği temiz bir yol var. Eğer çok öne çıkarsa HVA ekibi, Nuri alt koridora yaklaşıp pembe totemin direkt içinden geçip baskın yapabilecek durumda. Maokai'nin de bu arada yavaş yavaş alt koridora yaklaştığını görebiliyoruz. Olmadı. Orada ölüm cezası sıkıldı. Olmadı ama devam ediyor ultiyi bekliyor. Arkadaşlar Stomage geliyor şimdi. Savaşı devam edecek ama Maokai geldi. Crystal oradan çıkabilecek. Stomage çok yüksek hasar var. Stomage düşüyor. Işınlanma geliyordu yalnız onu iptal etti. Işınlanmayı Irelia skor geldikten sonra. Skor bu arada Thresh'te kaldı değil mi ben yanlış görmediysem? Skor tekrar bakıyorum. Evet Thresh'te kalmış. Evet doğru. Thresh'te kaldı. Stomage orada Maokai'nin geldiğini bilseydi büyük ihtimalle ultiyi atmazdı. Bu arada şimdi o Fener'le birlikte bir baskın daha gelecek. Zaytnot diğer tarafta Holy Phoenix'e odaklanmaya çalışıyor. Lelouch arada kaldı. Crystal üzerinde çok yüksek hasar var. Acaba alabilecek mi Zaytnot? Son bir vuruş geliyor mu? Hayır. Şimdi Touch ileride kalıyor. Herkes teker teker o Zaytnot'tan hasar yemeye devam ediyor. Zaytnot da kollamaya devam ediyor ama sıçramasını kullandırdı orada Touch'a. Diğer tarafta Ahri geliyor. Risk Cutter geliyor. Kule arkasında. Crystal'dan skor alabilecek mi? Alıyor. Bakıyoruz. Şimdi oradaki pozisyon devam ediyor. 2'de 2 yapıyor. Risk Cutter. Bu... Skor çok önemliydi. Fabulous bu arada ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Elwynd üzerinde kurtulmak için. Üçlü kuvvetini tamamlayan Elwynd şu anda Fabulous'u çok zorlayacak koridorda. Bu arada pozisyonda tekrarını sanıyorum ki göreceğiz evet. Alt koridorda işte bakın. Hop. Bir de taç alıyor. Belki ultisinin ilk şeyini o duvardan geçmek için kullanmamış olsaydı Holy Phoenix'in bile üzerine gidebilirlerdi. Evet 105 milyona 129 milyon yani bu yaptığı baskından 2 skor bulduğu için milyonda geride olmasına rağmen en azından altın konusunda çok geriye düşmüş değil. Ha şimdi Fabulous. Uzağa doğru ilerliyor. Fabulous ultisi de yok. Şimdi oradan Naruto çıktı. Yapabileceği hiçbir şey yok kule altında. Elwynd'e vuruyor ama yeterli değil. Yalnız bak dakikalar geçtikçe üzerinde çok fazla yetenek. Bu arada Holy Phoenix yakalanmış. Stomage'le birlikte Lelouch birlikte orada ve ulti de geliyor. Stomage skor alıyor. Holy Phoenix'i durdurmayı başarıyorlar. Yukarıda şundan bahsediyorum. Fabulous'un daha üzerinde doğru düzgün yetenek gücü eşyası olmamasına rağmen ne kadar fazla hasar verebildiğini gördük. Evet. Yani İlk olarak Riley'i bitirecek büyük ihtimalle bu arada. Sanıyorum ki öyle yapacak. Şu kuleyi alması Heavy adına çok önemli çünkü kuleyi aldıktan sonra Ezra üzerinde biraz daha kontrol sahibi olacaklar. Bu arada arkadan Crystal geliyor. Bu savaşı yapmak istiyor Dark Messi çünkü ortadan Naru, diğer taraftan Elwynd geliyor. Zeytnot tutmayı başardı. Işınlanma geliyor yalnız. Şimdi Fabulous burada cevap vermeye çalışacak. Crystal orada kaçabilecek mi bakıyorum. Fabulous sıçramasını kullandı. Son bir vuruş. Crystal düşüyor. Fabulous takılıyor skor. Diğer tarafta şimdi Naru ve Touch'ın üzerine gidecekler. Crystal orada Risk Hatır'la birlikte muazzam bir savaş. Ve HVA adeta oyuna yumruğunu vurarak geri döndüğünü gösteriyor. Bu mavi güçlendirmeyi çaldıktan sonra çok rahat bir şekilde ejderha kovalayabilir. 9 saniye. HVA ekibi. Gerçekten güzel zamanlanmış bir takım savaşı diyebiliriz. 15. dakikada altın farkını önemli bir ölçüde kapatan HVA ekibi oyunun ikinci, kendilerinin ilk ejderi aslında böylelikle almış olacak. Evet. Ortada bir kule almaya çalışan, bu arada bakıyorum orada Naru'yu yakaladı. Risk atır ama yeterli olmuyor. Şimdi takım halinde orta koridora doğru ilerlediğini görüyoruz HVA ekibinin. Burada bir kuşatma deneyebilirler. Diğer tarafta Holy Phoenix tek başına duruyor. Zaytnot onun üzerine doğru gidiyor. Eşyaları eşit ama çok yüksek bir hasar var. Son bir vuruş gelecek mi bakıyorum. Şimdi infaz geldi. Holy Phoenix oradan çıkartan taç oldu Feneri'yle birlikte. Jace, Lucian'a karşı uzun birebirlerde daha üstün bir şampiyon. Böyle sadece 2 saniye, 3 saniye süren takaslarda Jace'in Lucian'a karşı üstün çıkabilmesi pek mümkün olmuyor. Çünkü pasifi sayesinde çok rahat bir şekilde çift otomatik saldırı yapabilecek bir şampiyon Lucian. Graves'in 3 tane otomatik saldırı yaptığı süre zarfında Lucian'ın 7-8 tane saldırı yapabildiğini görebiliyoruz bazen. O yüzden bu takastan Holy Phoenix'in çok zor kaçtığını gördük. Nefesler tutuldu. 4. maçta altında şu anda Dark Passage'ın üstünlüğü devam ediyor fakat HVA son 2 savaştır güzel bir performans ortaya koyuyor. Şu anda durumlar en azından mantalite olarak eşitlendi diyebiliriz.
Galiba Fabius hala altınla harcamadı. Biraz önceki pozisyondakiyle aynı oranda altın var üzerinde. Naru geldi bu arada yukarı koridora ittirmek için. Fabius oradan çıkacaktır. Kulesi yok çünkü. Kötü pozisyonda yakalanmak istemez. Şu anda Stormage orta koridora baskında bulunuyor. Elvin doğrudan Risk Hunter'ın üzerine doğru gidiyor. Risk Hunter oradan uzaklaşabilecek mi acaba? Crystal da geliyor arkadan. Risk Hunter düşüyor. Bu doğru hesaplanmamış bir baskın oldu. HVA takımı da Stormage hala hayatta. Touch geliyor arkadan. Stormage rakip ormana doğru kaçıyor. En azından oyalamayı başaracak bir süre daha Dark Passage'ı. Bakıyorum şu anda sancak kombosunun gelmesine 4 saniye var. Acaba kaçabilecek mi? Hayır. Elvin orada skoru almayı başarıyor. Mesela bu tamamen doğru hesaplanmamış bir savaş evet. olduğu için verilen skorlar. Bu arada orta koridorda şu anda bedavadan bir kule Dark Passage'ı bekliyor. Hem de içerideki bir kule Dark Passage bu kuleye düşecek. Fabulous'un üzerine gidiyor. Naru çok yüksek bir hasar. Fabulous düşebilecek mi acaba? Ultisini kullanıyor. Şimdi tutuşturma üzerinde ve Fabulous düşüyor. Naru bir skor daha alıyor. İmbitör kulesi açmayı deneyecek mi acaba Dark Passage? Hayır, geriye çekiliyorlar. Burada Zaytnot Elvin'de karşı kulenin altına girecekler. Ki arkadan Makai da geliyor. Zaytnot bunu fark etti ama birazcık geç oldu. Şimdi uzaklaşmaya çalışıyor. Yapabileceği çok fazla bir şey yok. Lelouch geliyor oraya doğru. Hayır. Lelouch bir de o düşecek şimdi. Dark Passage burada adeta cezalandırıyor. Bir de Touch arkadan da Stormage'i tuttu. Risk Hunter geldi şimdi oraya doğru. Aradan Touch'ı çıkarmayı başarıyor. Çok güzel bir oyun Risk Hunter'dan. Yani oyunu yine bir anda koparmayı başardı. Yani ama HVA öyle büyük hatalar yaptı ki yani. Tam böyle geriye dönmüşken, tam o rüzgarı arkasına almaya başlamışken bir orta koridorda Risk Hunter'la Stormage'in yaptığı savaş. Ardından Fabulous'un düşmesi, alt koridorda Zaytnot'un çok ileride kalması tamamen oyunu bir anda rengini değiştirdi. Fabulous, ya burada biraz Fabulous'un açıkçası yetenek gücü eşyalarının bitirmesini beklemesi lazım. Yani evet, ikinci eşya olarak büyük bir ihtimalle Tanrıçanın gözyaşlarını tamamlayacaktır. Seraph'ın şefkatine. Bakalım HVA ekibi en azından bir iki tane kule alıp evet, cevap vermeye çalışacak. O kuleyi alabilirler büyük ihtimalle. Evet, ilk kuleyi aldılar. Şimdi oraya doğru hem Maokai hem Irelia ilerliyor. Diğer taraftan Thresh geliyor. Üzerlerine gidecekler Maokai'nin. Yalnız diğer taraftan Irelia'nın geldiğini hesap ettirmiyorum. Lelouch da orada şu anda. Risk atarak da Zaytnot'u hayatta tutmaya çalışıyor. Zaytnot hayatta kaldı. Elvin'in üzerinde bitkileşti var. Elvin'in üzerinde çok yüksek hasar var. Şimdi bir de Soğanlı Jarvan orada ultisini kullandı. Tamamen bu defansif bir ultiydi zannediyor sanki. Takım arkadaşlarını takip etmelerini engellemek için kullandılar. Naru şimdi ortaya geldi. Lelouch oradan uzaklaşmak isteyecektir. Bir fide. Keskin gıdaların olduğu yere geliyor. 1,5 dakika sonra ejderha. Yine ejderhanın çıktığını göreceğiz. Naru bu arada önemli eşyalarını tamamlamış durumda. İlk iki eşyası zaten Morellonicon ve Cehennem Asası yönündeydi. Yavaş yavaş Nashor'un dişine doğru da ilerliyor. Şu anda hani rakibi Risk Hunter'a göre, Ahri'ye göre çok önemli bir tabii. Fark var aralarında eşya bakımında. 2,5 eşya var üzerinde. Şu anda Risk Hunter'ın üzerinde 1,5 eşya var. Evet. Naru şu anda o hilal saldırısını tutturduğu rakibine direkt full candan belki de öldürebilecek kapasiteye sahip. Tutuşturumun da gelmesine az bir süre kalmış. Risk Hunter orta koridor ittirme devam ediyor bu arada. Yani bu durumda HVA maça geri dönmek için ne yapabilir? Onu düşünüyorum şu anda. Anca böyle bir şekilde görüş ele geçirip sağda solda birilerini tek yakalamaları gerekecek. Evet. Ya bir sancak kombosuyla ya bir hayatın öpücükle. Elvin bu arada donmuş yürek bitirmiş. Üzerine. Şimdi Holy Phoenix doğrudan Zaytnot'un üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Çok güzel Muson. Lelouch'tan muazzam bir Muson gördük. Yukarıda o savaş devam edecek gibi duruyor. Bu arada Naru'yu almayı başarıyor. Fatmamuz almayı başarıyor şimdi. Çok ilginç. Yani gerçekten çok ilginç. Naru orada sanıyorum ki çok orada Kasiopeya ya. Zaytnot takip etmeye devam ediyorsunuz bu arada. Kötü pozisyonda kalabilir. Şimdi ölüm cezası geldi. Zaytnot. Zaytnot'tan çok hatalı bir oyun. Şimdi Fatmamuz yukarıya geliyor. Bakalım orada kaçabilecekler mi? Crystal'ı almayı başarabilirler. Arkadan da Touch tekrar geliyor. Ölüm cezası bu sefer tutmuyor. Holy Phoenix'e dönmeleri lazım. Holy Phoenix'e dönmeye çalışıyor ama o kadar kolay değil. Ön saflarda iki kişi onu korumaya devam ediyor. Şimdi orada Holy Phoenix'e vurmaya başladılar. Risk Hunter yetişti pozisyona. Elvind yetişti. Ama 2'de 2 yapan bir Maokai var.
Burada risk atıp kaçabilecek mi? Elvrid'den kurtulabilecek mi? Pek öyle gözükmüyor. Ve katliam geliyor. Yani HVA bir doğru, iki yanlış, bir doğru, iki yanlış. O iki yanlışla doğruları götürünce Dark Passage gittikçe daha da öyle geçiyor maçta. Ya benim merak ettiğim nokta, Narunos nasıl oldu da birebir de Fabulous'a karşı skor verdi. Alt koridor civarında. Onu öldürdükten sonra üst koridora ışınlanmasına rağmen Fabulous takım arkadaşlarına yeteri kadar yardımcı olamadı. Ve erken dakikada gelen bir katliam gördük. 23. dakikanın içerisindeyiz. Açıkçası Dark Passage takımı şu ana kadar yapılan takaslarda hep önde çıkmayı başardı. HVA birkaç pozisyonu iyi değerlendirse de yaptığı hatalardan sonra Ejder de geliyor. Ejder de yine DP'ye gidiyor, ikinci Ejder. Ve şu anda bakıyorum, bence Dark Passage için önemli bir ejderhaydı bu. Sürekli baskıyı kuran taraf olduğunu düşünecek olursak. Ya Touch'ın bu ölüm cezalarını bu kadar iyi kullandığını göre göre bu kadar maç nasıl bıraktılar? Tabii şimdi orada da şöyle bir durum var. Naru'yu mu engelleyeceksin seçim yasaklama ekranında? Holy Phoenix'i mi engelleyeceksin yoksa Elwynd'i mi engelleyeceksin? Hangi birini engelleyeceksin? Crystal mı engelleyeceksin? Belli değil. Yani orada da seçim yasaklı. Bir yerden herkese, bırakmak gerekiyor. Evet, herkesi evet. Şey yapamazsın. Onlar da biraz taçı burada bıraktılar. Biraz istiyorsan eşyalardan bahsedelim hemen. Tabii ki. Duraklamadayken çünkü çok fazla pozisyon oluyor. Değinme fırsatı bulamıyoruz. Orta koridorda dik gözüme çarpan Risk Atır Zonya'sını bitirmiş. Bu önemli bir bence gelişme. Yukarıda Fabulous Rylan Kristal hastasını bitirmişti. Üzerine bir de aşırı büyük sopa almayı başarmış. Evet. Onun hasarı biraz daha artmış olacak bundan sonraki dakikalarda. Fakat Elwynd ise hem üçlü kuvvet hem donmuş yürek üzerine bir de ruh pelerini bitirmiş. Yani bu da tanklaşıyor yani. Tanklaştığını orada artık gösteriyor Elwynd'in. Çok çabuk ölmeyecek. Bunu gösteriyor. Bir de mesela Elwynd'i şu anda şey anlamında durduramıyorlar. Jarvan durduramıyor. Yani burada ya Naru'dan Fabulous'tan ulti gelecek ya işte Risk Atır'dan ayartan öpücük gelecek ki Elwynd'i durdurabilsinler. Yoksa Elwynd arkalara kadar, derinlere kadar girmeyi başarabiliyor. Açıkçası ona nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyorum. Diğer koridorlara baktığımız zaman orta koridorda biraz önce bahsetmiştik. Naru cehennem asasını bitirdi. Moral Monikon'u bitirdi ve Nashor'un dişine doğru gidiyor. O da oldukça önde Risk Atır karşısında. Alt koridor ikillerinde yine burada Holy Phoenix'in üstünlüğü var. Ebedi kılıcını ve üzerine de Hayalet Dansı. Hayalet Dansı'yı bitirmiş durumda. Şu anda baktığımız zaman Zeitnot ise Ebedi Kılıç ve Coşkusu var üzerinde. O Coşkuyu büyük ihtimalle çevirecektir. Acaba Coşkuyu statik hançeri mi çevirecek sanırım yoksa? Sanırım ki statik yapacak. Yani statik geride yapacak olduğu için o kadar altını çıkarabilir mi ya yani Hayalet Dansçı'ya gitmektense daha ucuz bir eşya olan statik hançeri sanıyorum ki tercih edecektir. Evet, bunu önümüzdeki dakikalarda göreceğiz. Destek oyunculara baktığımız zaman da onlarda da şu anda Lelouch 0-3-5 oynuyor. Diğer tarafta Touch ise 1-4-8 oynuyor. Alınan 18 skorun 8'inde varmış. Bunu da böylece söylemiş olalım. Bu arada maça geri döndük. Duraklama ekranı bitti. Fabulous yakalanıyor. Duraklama ekranı biter bitmez. Ormanın içerisinde. Ve orada skor yine Naru'ya gitti. Şanssız bir an daha Fabulous için. Yani HVA'nın bence en büyük şeyi tam geriye döndükleri zaman tekrardan bir hata yapmaları oldu. Yani birazcık orada sabredebilselerdi bu maçın şu anda durumu çok daha farklı olurdu. Arada 8400-8600 altınlık bir fark var. Ve imitör kulelerine dayanmış durumda Dark Passage ekibi. Ya bir de Touch'ı yakalasa bile orada ayartan öpücükte gidemiyor. Naru var yanında. Zor bir durum. Bir ölüm cezası denemesi daha geldi. Tutmadı. Şu anda Baron'a doğru gidiyormuş gibi evet gözüküyor. Yani şu anda Baron alabilir bence rahat bir şekilde Dark Passage ekibi. Yani şu anda pek bir aceleleri varmış gibi de durmuyor aslında evet Dark Passage ekibinin. Çünkü oyun ilerledikçe yani
kim daha güçlü olacak pek pek sezemiyorum açıkçası. Bir tarafta Lucian'a karşı Graves var. Yani bit en azından şunu diyebiliriz ki oyun ilerledikçe bir taraf diğerinden çok daha kuvvetli olmayacak. O yüzden olabildiğince Dark Passage ekibi bu altın farkını, eşya farkını korumaya çalışıyor. 25. dakikayı üzerlerinde iki tane ejder var. Üçüncü ejderi aldıktan sonra o hareket hızı güçlendirmesiyle beraber biraz daha agresif oynamayı tercih edebilir Dark Passage. Evet. Şu anda Stomage ve hayvanın geri kalanı orta koridoru ittirmeye çalışıyor. Dark Passage biraz daha... Baron'u yemleyecekler. Baron yemlemeye çalışıyor. Alt koridorda risk atır. Naryut durdurmaya çalışıyor ama yine tuttu o hilal saldırısı. O bu arada Stomage'i yakalamayı başardılar. Şimdi üzerine gidecekler mi bakıyorum. Hayır, Stomage hemen oradan uzaklaşıyor. Şimdi hem Naru hem risk atır. İkisi de rakibe doğru gitmeye başladılar. Naru oradan koşarak uzaklaşacak mı bakıyorum şimdi. Hayır. Stomage üzerine doğru gidiyor. Naru Fabulous'a odaklanmaya çalışıyor. Ayaklarını bücük tutuyor. Naru'yu da almayı başarıyor. Heyva için çok önemli bir gelişme. İnfaz geldi. Stomage'i tutmayı başarıyor Lelouch. Ama yeterli olacak mı bakıyorum. Elwynn geldi. Elwynn burada çok önemli bir hedef. Doğrudan ona bitkinleştirmeyi kullanıyorlar. Stomage hala ön saflarda. Şimdi Elwynn üzerinde bir de Fabulous'un ultisi vardı. Elwynn uzaklaşmaya çalışıyor. Lelouch şimdi kaçmaya çalışıyor. Çok yüksek hasar var. Kimle kalıyor skor? Crystal'la kalıyor. Riskatır'ın manası bitmek üzere. Fabulous orada hasar vermeye çalışıyor. Crystal çok iyi odaklandı Dark Passage. Hayatta kalmayı başarıyor ama yüzlerine bir de Fabulous düşüyor. Dark Passage 2 skor vererek 4 skor almayı başarıyor. 4'e 5 takım savaşından böylelikle Dark Passage ekibi galip gelmiş oldu. Hayatta sadece Zeitnot var. Holy Phoenix, Elwynn ve Taç üçlüsü hızlı bir şekilde bu inhibitor kulesini indirdikten sonra sanıyorum ki geri çekilecekler. Çünkü Lelouch ve Stomage doğmak üzere, hayır. Devam edecekler bu inhibitor almak için. Bakalım, evet, almayı başaracaklar. Sonrasında da geri çekilecekler. Evet, şimdi bu gelen süper minyonlarla bir de baş etmek zorunda olacak HVA takımı. Stomage çok hızlı eridi. Evet. Üzerinde onun da zırh olmadığı için Holy Phoenix ve Elwynn çok hızlı bir şekilde eritebiliyor onu. O bu arada biraz fazla önde kaldı sanki Stomage. Ne yaptı Stomage? Üzerlerine gitmeye devam ediyor. Lelouch, evet, geliyor arkadan. Zeitnot geliyor ama ışınlanma da geliyor. Şimdi geriye çıkma sırası. Bir ışınlanma da orada. Fabulous'tan geliyor. Bakalım bu savaşın sonucu ne olacak? Elwynn yakalamaya başarıyor. Elwynn üzerine muazzam bir hasar. Elwynn düşüyor. Ardından şimdi Risk Hatır'la birlikte Taç'ı orada. Baron gelebilir. Taç da düştü. Baron gelebilir dediğin gibi. Ama orta koridorda unutmayalım ki imitör açık. Yani bir karar vermesi gerekiyor HBA ekibinin. Naru orada. Fabulous. Üzerinde hilal saldırısı vardı ve bir yandan da Baron'a başladılar. Şimdi Holy Phoenix, Crystal oraya doğru ilerliyorlar. Bu Baron'u engellemeye çalışacaklar. Naru'ya odaklanmaya çalışıyor. Orada afet de geldi. Naru üzerinde çok yüksek hasar var. Naru düşecek mi? Naru orada çok az canla kurtulmaya başarıyor ama hayır, kurtulamıyor. Crystal düşüyor arkasından. Risk atar hatta kalabilecek mi? Hayır, Risk atar hatta kalamıyor ama 2'de 2 yapan bir Zeitnot var. Üzerine Baron geliyor. Katliam yapmayı başarıyor. HVA ilk defa maçın başından beri, yalnız orta koridordan gelen çok fazla minyon var. Önemli değil, önemli değil. Baron'u aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde geriye dönebilir HVA ekibi. Takım savaşını kazandıktan sonra, evet, geriye dönmeleri lazım. Baron'u güçlendirmesinde aldılar. Nexus kulesi kaybetmemeleri lazım. Eğer hiç ki maça devam etmek istiyorlarsa Nexus kulesi kaybetmemeleri lazım. Şimdi gidiyorlar oraya doğru. İyi, var daha canlı Nexus kulesinin. Süper minyonları durduruyorlar böylece Baron güçlendirmesiyle birlikte. Evet, 28. dakikada bir en azından umut ışığı yakalamış oldu diyebiliriz HVA ekibi için. Bir sonraki hedefleri ejder olması lazım. Rakibin bu 3. ejder güçlendirmesini almasına engel olmaları lazım. Baron güçlendirmesiyle beraber biraz daha başarılı bir takım savaşı yakalayabilecek potansiyele sahip HVA ekibi. Şimdi Zeitnot 6-2-6 oynuyor. Oldukça iyi durumda. Önemli eşyalarını da tamamlamış. Önemli eşyalarını da tamamladı. Yukarı koridorda Fabulous 5-7-6'ya geldi. O da çok önemli bence. Yani HVA yavaş yavaş esasında, yani hata yapmazlarsa eğer şu anda, yavaş yavaş toparlamaya başladı. Sadece şu anda çok risk almamalı lazım. Çok fazla, yani çok büyük bir savaş kaybetmemeleri lazım. Ejderhayı almak istiyorlar. Baron güçlendirmeleri var. Bu biraz... çekince kaynağı ve Graves geri çekilince, herkes geri çekilince ikinci ejderhayı çok hızlı bir şekilde alıyor HVA ve ejderhalarda da durumu eşitlemeye başarıyor. Evet, Lucian bu arada son fısıltısını tamamlamıştı az önce. O da önemli eşyalarını tamamladığı için yüksek miktarda hasar bırakabiliyor.
tanklara bile. Hatta şu anda yanlış görmediysem Crystal'ın üzerinde pek bir zırh eşyası mevcut değil. Yani bir Randuin olsun. Hı hı. Evet yine yani 82 zırhla Lucian'dan yediği hasar son derece yüksek olacak. Evet. Zaytnot keskin gagaları da alacak büyük ihtimalle. Olabildiğince defansif oynuyorlar. Yani hata yapmamaları çok önemli. Heavy ekibi için. Ve Imperator'un yeniden doğması çok önemli bence şu anda. Hı hı. Ama Baron güçlenmesini de iyi kullanmaları lazım. Şu anda tek sıkıntıları şu. Çok fazla derine gidemiyorlar. Yalnız mesela Naru'nun şu anda uzakta olmasını belki değerlendirebilirler. Takım halinde hareket edebilirlerse. Naru bu arada o çalıya doğru gidiyor. Lelouch'un dikkatli olması lazım. Holyfinks dedim özür diliyorum. Fabulous alt koridoru ittiriyor. Hızlı bir şekilde. O da 3 tane eşyayı tamamlamış durumda. Ya tek sıkıntı açıkçası HVA ekibi için. Risk Atom'un üzerinde pek bir eşya yok. Morelonomikon var, Zonya var ama bir Rabadon'u veya bir hiçlik değneği olmadığı için istediği kadar hasar bırakmakta zorlanabilir takım savaşlarında. Olabildiğince hızlı bir şekilde o da sanıyorum ki hiçlik değneği bitirmeye çalışacak. Touch yakalanıyor üzerine çok yüksek hasar. Bir de afet geldi. Touch almayı başarıyor. Fabulous takılıyor skor. DP de hata yapmaya başladı. Evet. DP de hatalar yapmaya başladı. Elvin orada ve bir duraklama geldi. Ardından da şimdi arka arkaya hatalar geliyor. Ben şuradan yakalayabilirsem tekrardan bir eşyalara bakmak istiyorum. Hemen benim tekrar açıyorum, evet. Dikkatimi çeken ilk nokta, iki ormancıda da herhangi bir zırh eşyası olmaması. Hı-hı. Bir Randuin veya bir çivili zırh veya bir donmuş yürek görmedik henüz, evet, hiçbirinden. Bu tamamlanmadan önce aslında bir takım savaşı kovalamayı deneyebilir HVA ekibi. Çünkü Lucian şu anda bana soracak olursan Graves'den daha çok hasar veriyor. Graves'e, evet, bakacak olursak eşyalarını ben en son gördüğüm kadarıyla Ebedi Kılıç, Hayalet Dansçı ve Mahvolmuş Kralın Kılıcı vardı. Üzerine herhangi bir şey katmış mı henüz? Bir bakabilirsen. Şu anda Lucian'ın üzerinde... Yok, Graves'in üzerinde. Pardon, Graves'in üzerinde Mahvolmuş Kralın Kılıcı var, Ebedi Kılıç var, bir de Hayalet Dansçı var. Zırh delme? Yok. Şu anda sadece üzerinde bir de unutmayalım, büyü savar pelerin var. Defansif eşya yani gidiyor yani. Belki yine bir civa kuşağına mı gidecek acaba oradan? Gidebilir büyük bir ihtimalle, düşünebilir veya bir Banshee tercihinde bulunabilir. Olabilir. Diğer tarafta bakacak olursak zırh delmeye sahip. Yani o %35 civarındaki zırh delme, 35-40 civarındaki zırh delme o Maokai'nin zırhının ya bir 20 civarını indirecektir yanlış bilmiyorsam. Hı hı. 20-25 civarını indirecektir. O yüzden %35. %35 yani 80 ise 35-25 civarında bir şey olması, evet, lazım. O yüzden dikkatli olması lazım. Yani çok hızlı bir şekilde artık zırh yapmaya başlaması lazım Maokai'nin. Çünkü yediği hasar çok yüksek. Hı hı. Ultisi olmadığı sürece Lucian'dan inanılmaz miktarda hasar alması mümkün olacak. Çok hızlı bir şekilde o ikinci maçtaki gibi. İkinci maçta da hatırlarsanız Zek oynuyordu. Yine üzerinde 80 civarı bir zırh vardı sadece. Çok çabuk eriyordu. Çok çabuk eriyordu dediğin gibi. Tank gibi gözükmesine rağmen. O yüzden bir belki botlarını değiştirebilir. Veya bir donmuş yüreğe doğru hızlı bir şekilde, Randuin'e doğru hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Ama acilen ufak da olsa bir zırh eşyasına ihtiyacı olacak Maokai'nin. Aynı durum tabii ki Jarvan için de yine geçerli. Evet, açıkçası bu eşya farkları dediğin gibi nasıl oyunu etkileyecek ben de merak ediyorum. Şunu söyleyelim, biraz önce oyun içerisindeyken söylemiştik. Özellikle Risk Atır ve Naru arasındaki eşya farkı da çok önemli. Burada iki tane infilak değneği var. O iki tane infilak değneğinin hani birinin hiçlik değneğine, diğerinin de Rabadon'a dönüşmesi lazım. Risk Atır'ın biraz daha oyunda hani hasarının ve sözünün geçmesi için... ama baktığın zaman mesela Risk Atır'ın şu anda genel ortalamada Naru'dan daha iyi skorda olduğunu da söylemek lazım. Ama Naru minyonda çok fena fark açmış durumda. 300 minyon kesmiş şu saniyeye kadar, şu dakikaya kadar. Risk Atır ise 200 minyon civarında. Ama 8 tane asisti varken Risk Atır'ın, Naru'nun sadece 4 tane asisti var. Bu da çok önemli bence oyunun gidişatı için. Lelouch şimdi yukarı koridora doğru gidiyor. Zaytnot'a yaklaşıyor. Crystal yakut kristallerinden bir tanesini sattı. Hızlı bir şekilde zırh eşyası, evet, aldı. Evet. O da olabildiğince hayatta kalmaya çalışacak takım savaşlarında.
Yani çünkü hiç zırh yapmadan gerçekten çok zor. Elvind de bu arada donmuş yürekten sonra mahvolmuş kalın kılıcına gitmeyi tercih ediyor. 8-1-8 oynuyor. Takımın en skorer ismi bu maçta. Gerçekten de o ilk dakikalarda aldığı skorla birlikte muazzam bir performans gösterdi o da. Bu arada Risk Hatır bir tuzak girişiminde orada bekliyor. Touch'ı yakalayacak mı? Touch'ı yakalıyor bu arada. Fafa bulus üzerine giriyor. Herkes üzerine giriyor. Touch yine yakalanıyor. Yine büyük bir hata. Dark Passage'dan. Şu anda kuleye ihtiyacı var. Evet. HVA ekibinin. Crystal neden görkenli zafer kullandı hiçbir fikrim yok açıkçası. Elvind ayrı kittirmeye gidiyor. Yukarı koridora gidiyor. Elvind hatta doğrudan inhibitöre pingler geliyor. İnhibitöre al. Boş ver diğer şeyleri diye. Fabulous bunu gördü. Fabulous geriye dönüyor. Diğer 4 kişi şu anda ittirmeye devam ediyor. Fabulous'un yok. Minyon yok. Minyon yok. Minyon gelmiyor. Vazgeçtiler. Elvind'in geri döndüğünü zannediyorlar şu anda. Fabulous da geldi bir yardım el attı orada. Ama hayır. Geriye dönecekler çünkü inhibitörü Elvind açabilir tek başına. Hayır. Elvind sağ sol yaparken öyle bir karambol ki anlatamam. İzlemeniz lazım. Zaten izliyorsunuz arkadaşlar. yani bir ileri bir geri. Bu arada Fabulous şu anda Elvind'le orada karşılaşacak mı acaba? Hayır. Elvind geri çekiliyor. Evet, bir kararsızlık yaşadı iki takımda. Minyon dalgası olmadığı sürece hani durum 4'e 5 olsa bile kule ittirmeniz pek mümkün HVA olmuyor. HVA bir de şunu riske atmak istemedi. Bir iki takımda daha doğrusu. 1.5 dakika 1 dakika 20 saniye sonra Baron çıkacak. 1.5 dakika sonra da Ejderha çıkacak. Evet. Yani o yüzden haritadaki bu görevler çıktığı anda iki takımda sağlıklı bir pozisyonda olmak istiyor. Cassiopeia bu arada son o pasif güçlendirmesine de o 500 güçlendirmeye ulaşmış oldu. Yetenek gücünü zaten görebiliyorsunuz. Hani bir Rabadon olmamasına rağmen evet. 614 yetenek gücüne ulaşmış şu anda. Bir Rabadon'la beraber 800-900'ü hatta belki 1000 civarında yetenek gücüne ulaşabilir. Ama öncelikle defansif bir eşya yapmaya çalışacak. Acaba cehennem asası falan mı yapacak? Büyük bir ihtimalle. Fabulous bu arada korkusuzca artık üzerine gitmeye başladı Elvind'in koridorda. Karşılıklı koridoru ittirirken bu dakikalarda. Bu arada arkadaşlar 35 dakikayı geride bırakıyoruz neredeyse. Aradaki altın farkı 6000 civarında Dark Passage lane'e ve 4 skorda fark var. Risk Hatır eşya yine tamamlayabildi sonunda evet. 3. eşyasını tamamladı. Artık o şeyi yaptı, hiçlik değneğini yaptı en sonunda. Naru'nun yaşadığı bir sıkıntı var. Üzerinde hiçlik değneği veya Rabadon henüz mevcut değil. Her büyücü neyi yani, seçecek? Bana soracak olursan yani rakibe bakıyorum. Hiçlik, daha doğrusu kime odaklanmak isteyecek o da var. Eğer diyorsa ki tamam ben Ahri'nin üzerine, Lucian'ın üzerine oynayabilirim, gideceğim onların üzerine oynayacağım. O zaman Rabadon tercih etmesi daha mantıklı. Ama önce tankları eritmeleri gerekecekse hiçlik değneği çok daha önemli bir eşya olacaktır. Yani her büyücü bu iki eşyayı tamamladıktan sonra önemli bir güç artışı yaşıyor. Tek başına bu arada ejderha yapıyor. Bunu fırsat bilen HVA takım bir savaş başlatmak istedi şimdi. Orada kime dönecekler? Crystal'a dönmek istiyorlar. Crystal'ın üzerine gidecekler mi? Hayır. Ormanın içine gece gitmeden ama bu sırada da ejderhayı kaybettiler. Bu önemli. Üçüncü ejderha güçlendirmesi önemli. HVA burada doğru cevabı veremedi. Dark Passage'in yapması gereken Narun'un o eşyasını bitirmesini beklemek. Yani dediğimiz gibi hiçlik değneği veya Rabadon bittikten sonra gidecek. Baron'a gitmesi bırakıp, lazım. Bakalım. İmitöre gidebilir Dark Passage. Şu anda yani önlerinde orada bomboş bir yol var. Bakalım Crystal üzerinde doğru gidiyorlar. Crystal Fener'le birlikte oradan uzaklaşıyor. Yalnız Zeitnot burada ultisiyle birlikte yine hasar vermeye devam etti. Şimdi acaba dönecekler mi? Evet, Baron'a başladılar. Şimdi Maokai tekrardan oraya doğru yanaşıyor. Yalnız 3 kişilik ekip orta koridora gidiyor. Maokai burada oyalarken ama çok hızlı aldılar. Yani imitörü bile belki geriye dönüp koruyabilirler. Bakalım göreceğiz. Gelecek mi? Sığınak botlarıyla gelip koruyabilecekler mi acaba? Hayır, imitörü bıraktılar. İmitör düşüyor. Kimseyi de yakalamıyor. Hayır. Orada Elvin'i yakaladılar. Elvin sıçramayı kullanıyor ama hayır. Ayar tırmışık tutuyor. 4 kişinin de canları çok az. Baron da HVA üzerlerine doğru gitmeye devam ediyor. Dark Passage ekibinin Naru'yu yakalayabilecekler mi acaba? Orada yavaşlatma efekti var. Naru düşüyor. Muazzam bir savaş HVA'dan. Devamını getirebilecekler mi? Bu çok önemli. Minyon dalgasına ihtiyacı var şu anda HVA ekibinin. Geriye dönüyor. HVA geriye dönüyor. Minyonları temizledikten sonra Baron güçlendirmesiyle beraber bir kule kuşatmasına gidebilir HVA ekibi. Yani şu anda aradıkları o güç artışına ulaşmış gibi gözüküyorlar. Cassiopeia'nın Rylai'siyle beraber
bir kişi o ikiz dişe yakalandığı zaman yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Direkt kuleyi tanklayıp indirmeye çalışacaklar ama sanmıyorum başarılı olabileceklerini. Zeitnot burada, evet. Hızlı bir şekilde oradan geri çekilecek amansız takiple. Yakalananı gerçekten bırakmıyor HVA. Evet. Şu anda. Ya hayvan, wow, Elvin'in önüne doğru çıktı. Hemen hayatın öpücüğünü kullandı. Yaz karşısında sersem efektini de kaldı. Şimdi ışınlanma geliyor. Bakalım orada neler olacak ama ışınlanmayı iptal etti. Fabulous. Rakibin içinde kalacaktı doğrudan. Stone Age de orada bu arada güzel bir hamle denedi. Rakibin fenere tıklayacağını öngörüp sancak kombosunu direkt fenere, evet, atmaya çalıştı. Elvin de ama sıçrasını kullanıp sancak kombosu tamamlanınca yine fenere tıklamayı başardı. 38. dakikadayız. Altın farkının artık önemli olmadığı dakikalara doğru geliyoruz. Kesinlikle. 70 bin civarından sonra hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü bütün taşıyıcılar 6 eşyasını bitirmiş oluyor. Gerçi şu anda risk atı biraz uzak ama 6 eşyadan. Biraz uzak, evet. 224 milyonla yani gerçekten geriye düştü. Hatta aradaki altın farkına bakabilir miyiz? Noru çok fena ayrık ittiriyor yani. 2500 altın farkı. Altın fark var. Alt koridorda ne kadar? 1000. Oo, bu arada Stomage doğrudan Noru'nun üzerine ultisini kullanıyor. Işınlanma da geliyor alt koridora. Ve bakıyoruz şimdi Erwin Stomage'e odaklanmaya çalışıyor. Stomage oradan çıkabilecek mi acaba? Çok zor, çıkamıyor. Diğer tarafta kimi yakalandı? Risk atı yakalandı. Horrifix oraya yetişmeye çalışıyor. Muazzam bir hata. Muazzam bir hata HVA'dan. Dark Passage bunu iyi değerlendirmeye çalışıyor. Fabulous yakalanıyor. Fabulous da düşüyor. 2'deki yapan Horrifix. Ardından Zeytot odaklanıyor. 3'te 3. 4'te 4 geliyor mu? Lelouch kaçış yok. 4'te 4. Horrifix ve... Bu maçın sonuna geliyoruz. Bu serinin sonuna geliyoruz. Böylece Dark Passage kış mevsimi finalinde Beşiktaş'ın rakibi olmaya hak kazanıyor. Ve haftaya 4 Nisan'da... Biraz erken mi konuştuk? Biraz erken mi konuştuk? Erken konuşmuş olabilir miyiz diye bakıyorum şu anda. Evet, inhibitörü indirmeye çalışacak. Zannetmiyorum Dark ya. Dark Passage ekibi bu arada Lelouch tekrar bağlandı. Bakalım, evet. Nexus kulelerine doğru ilerliyor. Yok. Dark Passage oyuncuları ilk Nexus Kulesi düştü. İkinci de düştü ve 40. dakikada Dark Passage 4 Nisan'daki Vostoyan Arena'daki KMF'de Beşiktaş'ın rakibi olmaya kazanacak. Olmaya hak kazandı. Ligi ikinci olarak bitirmişlerdi. Bu yarı final mücadelesinde kazanmayı bildiler. Yalnız HVI'yi de tebrik etmek lazım. Muazzam bir seri oldu. Çok fazla git gel yaşandı. Hangi tarafın kazanacağı son dakikalara kadar gerçekten de belli değildi. Ama işte... Böyle maçlarda bir tane hata yetiyor. Hele ki 40. dakikadaysa oyun, bir tane hata kimin kazanacağını maçın belli ediyor. Evet, yani en azından şunu diyebiliriz. HVA ya iyi savaştı. Gerçekten sadece bir maç dışında çok sağlam bir oyun ortaya koymayı başardılar. Her ne kadar 3 maç vermiş olsalar da tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Dün yapılan Beşiktaş-Atlas mücadelesini Beşiktaş 3-0 kazanmıştı ve KMF'nin ilk finalisti olmuştu. Evet. Bugün yapılan HVA Dark Passage arasındaki mücadeleyi Dark Passage 3-1 kazandığı için onlarla beraber Beşiktaş final oynayacak 4 Nisan'daki Volkswagen Arena'daki mücadelede. Evet arkadaşlar, haftaya saat 12'de başlayacak yayın. Hepinizi ekranları başında bekliyoruz. Bu büyük mücadele için bir tarafta Beşiktaş namağlup kapatmak üzereydiler. Son hafta iki tane oyuncular eksik olunca iki tane mağlubiyet aldılar ama muazzam bir lig geçirdiler. Diğer tarafta Dark Passage geride başladı. Ya birazcık böyle tökezleyerek başladı. Ligi ikinci olarak bitirmeyi başardı ve yarı finalde de HVA karşı muazzam bir performans gösterdi. Bu final mücadelesini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Haftaya cumartesi günü saat 12'den itibaren LoL TV ekranlarında. Şimdi bakıyorum, Charmy'nin yanında Noru var. Charmy'ye dönelim bakalım. Noru bu seriyle ilgili neler söyleyecek? Merhaba arkadaşlar. Glandan da söylediği gibi yanında Noru var. Öncelikle hoş geldin ve tebrik ederim. KMF'de göreceğimiz ikinci takım siz oldunuz. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun? Öncelikle düşüncelerini alalım. Son oyun yüzünden pek güzel hissetmiyorum. O kadar çok sattık ki biraz tedirgin oldum yani. 3-1 varken neden 3-2 olsun tereddütüne düştüm. Ama yine mutluyuz. Verimlerini aldık çalıştığımız maçların. Kazanmayı da bildik. Peki ikinci maçta ne gibi hatalar yaptınız? Nasıl geri düştünüz? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Çünkü her maçta çok önde başladınız. Ama ikinci maçta bir şeyler değişikti. İkinci maç fizi beklemiyorduk çünkü yaklaşık 2-3 haftadır çalışıyoruz.
Hiçbir zaman Fizz'e karşı oynamadık. Bayağı da güçlüymüş. Alsın biraz ders verdi bize. Ondan sonra toparladık hani Fizz'e karşı ne yapmamız gerekir, ne yapılır. O maçtan sonra öğrendik ki zaten piklemedi. Yani Fizz taşıdı diyebilirim o maçı. Bir süredir neredeyse hiç maç kaybetmiyorsunuz sanırım. Hatta bugün kaybettiğiniz maçın dışında. DP gerçekten geri döndü. Çok ciddi adımlar atıyorsunuz. KMF'de bu başarıyı tekrardan görecek miyiz? Sizi yine mevsim şampiyonumuz olarak görebiliyor olacak mıyız? Ya zaten mevsim finalleri denince akla Dark Passage geldiği için yine aynı şeyi göstermeye çabalayacağız. Peki karşınızda Beşiktaş olacak. Gerçekten zorlu bir rakip. Sizin de yenemediğiniz tek rakip bildiğim kadarıyla. Peki ne söylemek istersin? Nasıl bir maç bekliyor sizi? Nasıl bir seri bekliyor? Biz aslında biraz lig başladığında 3. haftaydı sanırım onlarla karşılaştığımızda biraz rahattık. Geçen sene vesaire öncesi olsun. Bu kadar güçlü oyuncular olduklarını bilmiyorduk. Zaten 3 mağlubiyetten sonra her şeyi öğrendik. Artık herkes iyi oynuyor. Takım oyunu daha önemli vesaire. Kendimizi bu yönde geliştirdik. Bireysel zaten herkes yetenekli ki görmüşsünüzdür bugün. Beşiktaş'a özel taktiklerimiz olacak. Bakalım umarım biz kazanırız. Seyir zevki yüksek bir maç olur. Peki buradan destekçilerinize söylemek istediğim bir şeyler var mı? Neler söylemek istersin? Tabii ki de her zaman ligde kaybettiğimizde bile gol DP go diyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Oynamamın, böyle iyi oynamamın söyleyemedim. Oynamamın %40'ı, 30'u destekçilerim daha doğrusu. Hani ben Challenger'da yükselince Veste, herkes o Challenger'sın falan filan deyince benim daha çok yükselesim geliyor. Kazanınca herkes destekleyince daha çok oynayasım geliyor, daha iyi oynayasım geliyor. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve onları çok seviyorum. Arkadaşlar, Nari'yi dinledik. KMF'ye çok az kaldı. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Söz tekrardan sunucularımızla. Evet arkadaşlar, muazzam bir seriyi geride bıraktık. 4 maçlık nefes kesen bir mücadele oldu Heva ve Dark Passage arasında. Dark Passage biraz önce söylemiş olduğumuz gibi final biletini cebine koydu. Haftaya 4 Nisan'da saat 12'den itibaren Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Ya, inanılmaz olacak. Yani o mücadele, o final atmosferi gerçekten mükemmel olacak. Kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Evet. Ayrıca şunu da söyleyelim arkadaşlar. Haftaya yükselme ilgili maçlarımız da devam ediyor. Bunu da hatırlatalım sizlere hafta içi. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları LOL TV'de yükselme ilgili maçlarını izleyebilirsiniz. Bir sonraki yani yaz mevsiminde olası oynayabilecek takımları da orada görebilirsiniz. Ayrıca çarşamba ve cuma günleri Kore Ligi yayınlarımızda sabah saatlerinde LOL TV ekranlarında bunu da hatırlatalım. Ve haftaya sonra tekrar söyleyeyim 4 Nisan'da cumartesi günü Volkswagen Arena'da olacağız ve Beşiktaş'la Dark Passage'ın mücadelesini izleyeceğiz. Yayında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizleri takip etmek istiyorsanız Facebook ve Twitter adreslerimizden takip edebilirsiniz. Türkiye resmi League of Legends sayfamızdan ve tr.leagueoflegends.com'dan bütün yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca lolispor.com'dan da yine ligle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Bizleri de Riot Glandal ve TR Scarlet çok iyiydi, tamam. Olarak yine Twitter'da ve Facebook'ta bulabilirsiniz. Bugünlük bizlerden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın.